Kendilerini kürsüye çağıracağım sırasıyla. Evet. Haydar Tüngel. Ha, göt sallıyor bak. Tabi arkadaşlar ayarlamış bizim için dibine çökmesin şey diye. Arada bir böyle götü sallıyor, karışıyor içindeki. Oha durdu lan. Ne diyor lan? Lan bunlar kim? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte polisiyenin yeni bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü bölümde bir önceki bölüm Aydar'ın kaçırılmasını gördünüz ama birçok yorumlarda vesaire şeyler okudum. Gerçek hayatla bağlantılı olsun demişsin. Zaten gerçek hayatla full olarak bağlantılı. Senaryo olarak vesaire bağlantılı. Hani önceden izleyenler bilir. Ama bunu her zaman sağlayamıyoruz. Gerçek hayattaki çekimlerdeki müsait orada oynayan kişilerin her zaman benim videoya müsait olamaması vesaire vesaire. O tarz videolar zaten gelecek hep. Onlarla birlikte beraber videolar gelecek zaten. Onun dışında polisiyenin kendi bir akışı da var. Bir senaryo akışı da var. Onu da devam ettireceğiz. Hani ikisini beraber götüreceğiz. Merak etmeyin, o konuda bir sıkıntı yok. Onun dışında diyeceklerim, bir önceki video çok güzel bir destek geldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevdiniz polisiyeyi. Bundan sonra devam edeceğim çok güzel bir şekilde. Haftada 2 video şu anlık. Sonrasında önümüzdeki zamanlarda 3'e çıkartacağım. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Şu anda hem editini kendim yapım, çekimini kendim yapımdan dolayı birazcık zor oluyor. Vakit ayırmaya çalışıyorum. Onun dışında bir sorun yok yani. Gelecek haftada 2 video. O yüzden bu videoya like atmayı, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Abone oranları çok düşük arkadaşlar. Şuraya bir yere koyayım ben. Tamam mı? %70 %80 abone değil. Olmaz böyle. O zaman daha fazla bekletmeyeyim sizi. Bu bölümlük Haydar'ın kaçırılmasını Furkan abiden izlediniz zaten. Kurtarılmasını. O yüzden Haydar kurtarıldıktan sonrasını izleyeceksiniz bu bölümde. Çok fazla zaman geçtiği için, bölüm geciktiği için bu şekilde yapmayı düşündüm. Teşekkür ederim tekrardan destekleriniz için. O zaman daha fazla lafı gevelemeden, uzatmadan direkt videoya geçelim. Ses ne ya? Ay. Furkan o ses ne? Sen nasıl çalıyorsun böyle? Kardeşim öğrendik ya bu şeyler, tıngırdatıyoruz. Nasıl? Mi? Nereden öğrendin? İbo bu boş zamanlarında şeye mi gidiyor, kursa mı gidiyor, nereye gidiyor? Vallahi gidiyor herhalde, nereden bilem? İnternetten öğrendim, internet yazdım. Piyano çalımı Flash HD izle yazdım. Oradan izledim. Sırf evde piyano var diye öğrendin değil mi? Yoksa alakan olmazdı. Doğruyu ama söyle. Para verdik kardeşim, evet evet. Ya ya. Para verdik. Biliyorum abi, ben şey biliyorum adamı. Ya beyler ne başımızdan atlattık öyle var ya. Oh ya. Adam evet. Elimizden kaçtı başımdan ama atlattık. Ya. Fehmi abilerin elinden kaçtı. Ben senin Fehmi abine dargınım kardeşim. Fehmi abinle mümkünse bir süre görüşme yap. Niye? Haber vermedi bize. Oğlum çok ani gelişti çünkü. Gittik, adam gittik bizi yanına gittik. Adam telefon açmaya şey yaptı ya. Oğlum bize. Siz anlattım ya kaçırılmamı. Bak dinleyin. Ha, fazla gördü yani. Siz anlattım ya kaçırılmamı. Adam dedi ki bir saat içinde buraya gelip ikisinden birini seçmezsen ikisini de öldürürüm dedi. Gitti. Beni de aldılar. Geldik. Tamam biz 10 dakikada damlardık zaten oraya. Oğlum adamın aklına gelmedi o anki olaylardan işte. Ne adamın suçu yok ki. Öyle düşün. Neyse. Tamam. Biz o an stresiniz olsa siz onu bunu boş verin de bugün ödül töreni var. Bize mi var? Sana var. Oğlum Furkan'a da var. Bana var. Evet. Bana var. Ben ödül töreni. Aa doğru lan. Furkan'a da var. İbo sen gelebileceğim ödül törenine? Vallahi bilmiyorum ya. Markette falan beklerim belki. İbrahim. Ne demek bilmiyorum. Ben yazdım seni refakatçi olarak. Bu adam da gelecek dedi. Oğlum kim bakacak işten başına? Evet. O da var ya, şimdi. Boş ver, kasiyer var ya kardeşim ya. Kasiyeri koyduk ya. Adam bakar. Bugün sevkiyat olacak. Adamlarla konuşacak. Bugün sevkiyat olacak ya, petrol sevkiyatı. Onu ben hallettim gülüm. Daha dün ben mesajdan yazdım. Oğlum sevkiyatı sen yapmıyorsun ki. İbo kurdu bütün toptancılarla sevkiyatları. İbo sen kurmadın kardeşim, mı limandan? Hallederiz ya. Bir dakika ya. Telefonum çalıyor. Alo. Evet. Buyurun. Buyurun. Evet. Ödül alan kişi benim. Ne oluyor lan? Ne demek gelemez? Gelecek. O adam gelecek. Yazdım ben o adamı refakatçi olarak. Kardeşim ne demek gelemez? Ödül almam. Ya, ne diyorum ödülü anlam? Sus ya. Sus tamam. Adamın işi var oğlum. Kapat, işi var kapat, ya. Kapat boş ver. Kapat. Tamam, kapat. Yani, abi, tamam. Özür diliyorum. Alıyorum. Bay bay. Alacağım. Sakın atmayın. Alacağım. Gitmeyeyim İbrahim, zaten. Polis, boş ve daha iyi oldu. Polisler aradı beni. Diyor ki bu yavşak gelmemişti. Ya oğlum öyle şey olur mu? Yalan söylüyor ya. Neyse. Polis de öyle bir şey mi olur ya? Senin suratında ne oldu ya suratına? Senin şeyle çıkmış. Bilce gibi. Ha lan. Kardeşim film maskesi yaptırıyorum da son zamanlarda. İş almış mı? Bence borç kim olmuş İbo? Pek yaramamış gibi. Oh
olmasa ya, bunun suratına biri sanki bir şeyler yapmış gibi. Oğlum Mike Tyson'a benziyor lan. Şu yanağına bir bak. Ya niye öyle diyorsunuz ki? Mike Tyson'a benziyor oğlum aynı. Allah Allah. Ne var ya? Ne var yanağımda? Çikolata Haydar, senin. Haydar sen onun bunu boş ver de şu bıyıklarını bir kes kardeşim ya. Ya bir susun, ben bir giyinmeye gidiyorum ya. Haydar sen bu akşam uyuyacaksın, ben sonra bıyıklarını keseceğim. Susun ya. Bulaş makinesini alacağız, cırt 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 keseceğiz. Çok konuşanın dilini keserim, hadi yürüyün. Haydar bu arada bak, tişörtüme bak. Özel tişörtümü giydim bugün, siyah giymedim. Bu özel tişört mü? Harbiden bu, evet, özel bu arada. Hiç görmedim, hatırlamıyorum. İki tane var, bunu hiç giymiyordum özel günlerde. Peki ben yeni kıyafet çektim, nasıl olmuş? Çok yakışıklı olmuşsun kel kardeşim. Güzel olmuş. Ama bana gitmedi sanki bu tarz kıyafet. Ne diyorsun İbo? Resmi adamız ya. Ortamcı bir kel olmuş. Evet bu arada. Şöyle bakayım bir. Bu adama bu kıyafet yakışmıştı. Bak bak, kafa sallıyor. Harbi kafa sallıyor. Yakışmış işte kardeşim, yakışmış. Yakışmış diyor. Eyvallah abim, eyvallah. Aferin lan. Ne diyor? Ne diyor Furkan? Yanağını okşa, ödül maması vereceğim. Oğlum bu araba nereden çıktı lan? Bu ne oğlum? Bugün özel bir gün. Dedemin arabasını garajdan çıkardım. Dışarıda bekliyor orada. Bir de temizlememiş insan, bir temizler şu oğlum ya. İnsan. Kardeşim sakın ama... öleme sakın. İbo bir şey diyeyim mi? Kiriyle getirmiş. İbo bir şey diyeyim mi? Ama heh. Furkan'ı şu konuda takdir ettim. Dedim sat oğlum, yer yok arabayı koyacak dedim. Olmaz o, benim dedemin dedi, bana mirası dedi. Satmam dedi. Helal dedim olsun, helal olsun. Dedim helal olsun dedim. Ben ev konusunda... Ben olsam ben de satmam. Çok güzel abi, şuna bak. Dedemin evini sattım var ya, gece rüyalarıma giriyor dedem. Benim bastonuyla... Seni de götürelim hastaneye. Arabayı satamadım. O abi o, vallahi ben neden oldu bilmiyorum. Ben o evi geri alacağım. Hadi atla atla atla. Benim arabayı da dışarıda. Yazık ya, garibim ya. Ben de arabama bineyim. Pavel sık bu arabaya. Siz bu arabayı nasıl aldınız? Trafik şubeden ya, mi aldınız bu arabayı? Trafik şubeden aldık ya. Bizim dedik, kim sıkmış ya dedik. Ne demek ya dedik, aldık arabayı. Bizim araba ya bu dedik. İyi bari yaptırmışsınız hemen. Oğlum benim arabayla gelseydin ya Furkan. Yok kardeşim bak, ben bu arabayı çok önemsiyorum şu anda. Aman. Yavaş. Aman adam. Yavaş. Vallahi çizimi temizlemedim ben arabayı, benzle. Oto yıkamaya götürdüm. Oğlum benim araba uçuyor. Oğlum ben zaten çizmez ki arabayı. İbo, İbo, sen İbo. Sen bilmiyorsun İbrahim, çok komik. Gelsene bir. Kenara gel bir. Arabaya yeni motor taktırdık. Mercedes şey yazılım attı. Bizim yemin usta. Et. Bir bak bir kaç basıyor, bir bak. Bakalım. Bak kaza ayağını dokundurduğun an uçuyor araba. Haydar bak bak bak, ben ne yapıyorum bak. Oha. Oha. Haydar bak, bu bas. Araba harbiden niye böyle oldu ya? Çok güzel değil mi? Bak direkt vallahi uzuyor. Oğlum şimdi oğlum, çocuk basma çıkar basmayın, benim araba çok yakıyor. Evet oğlum, aileler var burada, sıkıntı var. Valla araba yoğunmuş ha. Yana git, biz törenden sonra gelelim, sevkiyatı birlikte yapalım. Tamam mı? Tamam tamam, şu ileride arabaları değişem. Tamam. Aşağıda değişen, burada durmayan mı? Şimdi yol çok dar zaten. Zaten dar yer, gelen korna çalar burada, dellendir beni şimdi. He şimdi bir de kavga etmeyen millet. Ha şurada çek ha. Çek. Delikanlılar bırakayım mı sizi? He? Bak arabaya bak arabaya. Oğlum bunu bu akşamlara bu arabayla çıktığını düşünemiyorum İbo ya. Bence çok güzel olur abi. Akşam kardeşim bununla bir gezilir var ya. Beyler arabalar bok götürüyor, fark ettiniz mi? Fark evet, ettim benim bir arabam bok değil. Rengine dönmüş. Hatta. Ben uzuyorum yıkamaya. Gelin. Ben... Bizim BİM'e gidin. BİM uzakta kalacak İbo ama, BİM'e gidersek. Ya da gel şuradan akarız ya. Ya İbo valla 10 TL'ye kurtaracağım diye girdin derde bak. Harbiden ya. 100 liralık ya benzin yaktırdı kardeşim, bize. Siz gerizekalı mısınız ya? İşletmemizde yıkamayacağız da nerede yıkayacağız? Doğru diyorum, ben de bir elemana bir diyeyim. Oğlum bugün sevkiyat gelebilir, İbo abini aradık. Oh be! Arabanın yüzü gözde açıldı oğlum. Eşeğe bak, sevkiyatı ben düzenledim. Sevkiyat gelebilir, İbo abini ara diyor ya. İbo senin arabanın orada... rengi siyahmış kanka, onu fark ettim. Arabanın rengi harbiden siyahmış. Oğlum biz mafya mıyız, niye hepimiz siyahız? Karizma. Oğlum geç kalacağız klas. Törene. Siz kalacaksınız, ben kalmayacağım. Tören kıyafet bana mı satayım? Tören kıyafetleri bagajda mı? Bir dakika. Bagajda, oh tamam. Hay çok kötü, geç kalacağız. Furkan hadi hadi. İbo görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet, görüşürüz. Oğlum araba çok dehşet basıyor bak. Furkan bak, şu an gazı ayağımdan çektim, bak hazır mısın? Abi. Bak. Abo. Direkt attı gidiyor araba bak. Dedem mi? Ben dedemin arabası 50 yıllık araba ama iyi basıyor ha bak. Oğlum bak, harbiden bak, onu gözümden kaçmadı değil yani. Müthiş basıyor o da. Şimdi törene şefşefik gelecek mi acaba? Ha? Gelecek ya. Gelecek. Nereden gelecek. Biliyorsun oğlum? Bu eleman gelmeyecek de ne zaman gelecek abi şimdi? Abi belli olmaz. Belki iş çıkmıştır, müdür verir törene. O da o, doğru, çok doğru söyledim. Ben polis derim, kapattım şenabı. Bence de ha öyle. Bu arada Haydar'cığım bu akşama randevu aldım ikimize. Ne randevusu? Psikolog. Of. Psikolog Buse Hanım'a gideceğiz. Of tamam gidelim. Ne of? Konuşmayacağım bu konu hakkında. Haklısınız, ne diyeyim yani? Ne diyebilirim ki? Haydar haklıyız. Ben dedemi görüyorum ya son zamanlarda. Çok korkmaya başladım. Dedemi soracağım dedeme. Olur.
olur. Sen geç bak. Sen benimle geleceksen gelirim. Beraber gideceğiz beraber. Anca beraber, anca beraber. Tamam. Senin tören kıyafetin yok değil mi? Gidim ya. Olmuş tamam. Mu? Olmuş. Vallahi geçiyorum şimdi. Vallahi anlarım bak. Dur. Sen benimkini bir gör bak ne diyeceğim bakayım. Bekle burada. Dur. Ben bu kıyafeti bulmak için... Oğlum çok yancı oldu he. Haydar'a bak ya lan. Vay. Nerede kaldı lan, bu ya? Lan kapı. Söndür lan çabuk onu. Ne olacak oğlum? Karakolun içindesin gerizekalı. Oğlum ben de diyorum zaten polise küllük ver bir tane diyorum tersleş bakıyor. Allah Allah'ım yarabbim manyak ya. Kıyafetime bak. Bir şey diyeyim mi? He. Benim dedem eskiden albaydı aynı ona benzemişsin. Çok duygulandım sadece beyaz versiyonusun. Oğlum dedene başlayacağım şimdi artık ya. Ne diyorsun kardeşim senin dedeme? Aynı o benim olay oğlum. Doğru. Aynı benim olay oğlum işte siz de bana aynısını yapıyordunuz. Tamam. Müdür yok. Müdür olayım mı? Oturayım mı? 20 şef yaşında. Şefik bekliyoruz şef şefik. Tören burada olacak bu arada. Ha bak bu polis bak tanıştırayım. 50 yıldır burada yazıyor. 50 yıldır. 50 yıldır böyle olduğu yerden mi yazıyor? Yazıyor. Aynen burada yazıyor yıllardır. Hay maşallah benim abim. Hay maşallah. Kendini böyle sorayım. Elini öp, elini öp, elini öp. Eli biraz nasırlıdır da. Kusura bakma artık. Fark ettim, fark ettim. Yazmaktan herifin eli kelgür olmuş. Kolay gelsin memurum. Hadi ben memur olabiliyor muyum ya? Burada bekleyelim. Ben memur. Furkan ben bilmiyorum o işleri hiç ya. Biliyor musun? İlkokul mezunuyum. Gel şuraya bir oturalım. Of of var ya bugünlere böyle geldik işte memurum. Ne kadar olmasa da. Yani mesela memuriyem nasıl denir? Haydar kadın memura ne denir? Memur hanım. Memur hanım. Yani ben günde eskiden mesela 4 tane adam döverdim. Suçluları döverdim ama. Oğlum? Suçluları döverdim. Suçluları polise verirdim. Örnek bir vatandaşım. Yani geçen de Fezullah diye bir herif var. Lan bunun teki ya. Gittim dedim. Gördüm abi elinde silahla. Dedim sen ne yapıyorsun lan burada dedim. Benim tanıdıklarım var. Oğlum. Allah Allah. Doma atırım dedi. Dedi abi özür dilerim dedi. Ben seni tanımıyordum dedi. Hemen yani ben silahımı koyayım ceme dedi. Ben polisi de vurdum dedi. Bana açıkladı ilk başta. Nasıl? Ben de hemen ilk var attım. Tabii, Allah Allah bak sen. Komşum elinde silah tüfeklerle geziyor. Ben döveceğim hızlı gelin yazdım bir parola değil mi? Döveceğim. Aynen ben döveceğim yazdım ya. Elimden alamayacaksınız yazdım. Burada hanımefendi tavura gidelim beraber bir yola. Batmaya benzemez buradakiler. Furkan. Peki kahve içmeye gidebilir miyiz? O da mı kalsın? Tamam. Ya ayıp ya. Memurum yani. Ona vali tamam dese. Bak alkış yapıyor gördün mü? Memurum yani şöyle örnek bir vatandaşım yani. Evet keşke şimdi ödül alacak memurum. Tabii, kahveyi yani çok görmeyin bekleyen. Yani. Ne olacak bir kahveden kim ölür yani? Kime evet, bir şey olur? Ben burada bekleyen bir lavuk değilim yani boş boşuna. Evet aynen öyle. Çok zengindir öyle şey olduğuna bakmayın. Hayır şu dedemin arabasıyla geldim şimdi ama. Şimdi şey olsun diye. Dedeme saygısızlık etmeyeyim diye de. Ama normal yani benim bir tane Porsche'm bir tane BMW'm var. Ondan sonra bir tane Mercedes'im var benim. Evim var, koma gelen var, binim var hanımefendi. Allah Allah. Yani zengin bir adamım. Aha! Şef Şefik geldi lan. Şef Şefik mi bu? Hayır. Vallahi geldi. Hayır, nasıl öyle duruyorum, nasıl öyle duruyorum? Elini bük, elini bük. Düne sok. Oğlum bak, Şef Şefik iniyor, uzun söyle. Elini koy, elini koy. Asker gibi dur. Asker, asker, asker. Hayırlı görevler çocuklar. Teşekkürler şefim, hoş geldiniz. Teşekkürler şefim. Furkan Kural, İstanbul emrinizde komutanım. İstanbul emrinizde, sağ ol asker. Haydar bu yeni mi atandı? Yok şefim, ödül töreni için geldi. Bu sizin esaretli vatandaş mı? Bir vatandaşlık madalyası takacakmışsınız galiba. Ondan geldi. Bar yapan vatandaşımız bu demek. Evet evet. Benim şefim benim. Vallahi herifi orada döveceğim öldürecektim de. Dedim bu polisin için elemeyin. Yok aman diyeyim. En doğrusunu yapmışsınız bildirerek. Memnun oldum. Ben de memnun oldum şefim. Elinizi ısırayım. Pardon sıkayım. Allah Allah. Haydar. Şefim. Kıyafetleri de çekmişsiniz ha. Evet burada şefim. Bugüne özel. Bugüne özel size layık olmak için böyle bir kıyafet yerim dedik. Estağfurullah. Açısane. Estağfurullah. Departmanımıza. Evet. Ben nasıl olmuşum? Ben de özel kıyafet miydim? Çok plat olmuşsun evladım. Çok teşekkür ederim. Size uygun bir vatandaş olmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Şefim yüzündeki lekeler arbedede yaşanmış bakın. Evet şefim beni dövdü herif. Dövdü mü? Yapma ya. Onu da ekledin. Mı dosya? Ekledik şefim. Adamın bir dosyası var göremezsiniz. Rapor alsaydın. Anmadım şefim ya zaten lavuk içeri girdi. Oğlum tazminat alırdın adamdan lan. Evet doğru para diyor şefim. Değil, şefim para lazım değil. Allah'a şükür vaktimiz halimiz vaktimiz yerinde. Ne kadar da örnek bir vatandaş görüyor musun? Evet oturdu sen. Neyse o zaman hadi geçelim şefim. Ya. Buyurun kolona. Şefim buyurun gelin siz. Ben de geçeyim şefim. Geçeceğim tabii oğlum. Buyurun şefim. Haydar bu kapı numarası niye değişmemiş hala? Müdürün nerede senin? Müdür yine göreve gitmiş şefim. Allah Allah. Ne göreviymiş ya bu? Bizim haberimiz yok. Şefim valla yok müdür departmanda. Boşuna gitmeyin isterseniz. Şefim bu sizin kardeşiniz
kardeş mi? Götür yanımıza götür geziyor. Bizi salona götür. Ne? Korumam bu benim. Korumam. Pardon. Öyle buyurun içeri. Kardeş mardeş oldular ya. Oğlum sen burada. Arkadaşlar ayağa kalkın, ayağa kalkın. Hayırlı görevler asker. Teşekkürler. Amin. Buyurun arkadaşlar, buyurun oturun. Teşekkürler şefim. Dinliyoruz sizi. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Alkış keselim. Geçtiğimiz günlerde bir terör olayı yaşadık hepinizin de bildiği gibi. Sayenizde bu olay daha fazla büyümeden bastırıldı. Tutsular tutuklanıp sayenizde arkadaşlar hepinizin ellerine sağlık. Estağfurullah. Tekrar bastırarak söylüyorum. Tutuklular hapse tıkıldı. Bunun sonucunda bu görevde görevini yerinde ve fazlasıyla layıkıyla yapan memurlarımızı ve ülkesin vatandaşlarımızı bazı ödüller layık görüldü. Şimdi bu ödülleri takdim etmek için kendilerini kürsüye çağıracağım sırasıyla. Evet, Haydar Sünger. Merhaba şefim. Merhaba, elinize sağlık. Sayenizde bastırdık bu olayı. Ne demek şefim? Ne demek şefim? Ben verdiğim sözü tuttum size. Dedim ki bu dosyayı bana verin. Kısa sürede ben kapatacağım dedim. Ve dediğim gibi gününde fazladan geçmeden üzerine 2-3 gün bile geçmeden dosyayı kapattım. Sözümü tuttum dediğim gibi aynı şekilde. Bana güveniyordum zaten Ayda. Çok teşekkür ederim şefim. Kapmadım. Güvenimizi daha da tazelemiş olalım bu şekilde inşallah. İnşallah böyle madalyanı da takdim edeyim. Teşekkür ederim şefim. Evet, şimdi söylemek istediğin şeyler var mı arkadaşlara? Buyur, sana bırakıyorum. Şimdi benim burada diyebileceğim tek şey var şefim. Orada vurulan biz de olabilirdik. İşimizi o titizlikle yaparak, o hatalara düşmeden, en layıkıyla yaparak hem kendimize zarar görülmesin hem de yanımızdaki ki meslektaşımızın zarar görmemesi için tüm işimizi ona göre dikkatli yapalım. Orada o mesafe olmamalıydı efendim. Öyle bir alanda, öyle bir mesafede bulunulmamalıydı yani. Çok hatalar vardı. Hatalar olur, herkes yapar. Hatalar yapılır ki diğerleri yapılmasın diye. O yüzden her hatadan bir sonuç çıkarılmalı diyorum ben burada. Teşekkürlerim bu kadar şefim. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Evet, Haydar arkadaşımızın da bahsettiği gibi bu görevde illa yaralananlar, yaralanan memurlarımız da oldu. Kendileri zaten bunun için bu görevin başında. Kendilerine bir memurumuz daha vardı ama o şu an vurulduğundan dolayı gelemiyor. Yaralandığından dolayı, kendisini bu görevde feda ettiğinden dolayı. Ona da başka bir zaman gerçekleştiririz umarım. Seninle. Evet şefim. Şimdi bir diğer ismi okuyorum. Furkan Kural. Allah'ım sonunda. İbo'ya fotoğraf atacağım. Şefim, evet. Canlı yayında mıyız şu anda? Hayır, değiliz evladım. Cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Her zaman böyle senin gibi vatandaşlar çıkmıyor ne yazık ki. Keşke hepimiz senin, her vatandaş senin gibi olsa diyorum. Şöyle madalyanı takdim edeyim. Abi, kürsüde konuşabilir miyim şefim? Tabii, buyur, bu senin. Evet arkadaşlar, bugün buraya dedem sayesinde çıktım. Eğer dedem olmasaydı ben burada olamazdım. Buradan dedemi rahmetle anıyorum. El Fatihah. Ve ikinci olarak da buraya gelemeyen İbrahim kardeşim için, ekmek parasını kazandığı için buraya gelemeyen İbrahim kardeşimi selamlıyorum buradan. Video çekiyorum. Selam olsun. Selam olsun İbrahim kardeşime. Son olarak da siz değerli memurlarıma, işini güzel yapan güzel insanlara teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de Haydar Bey polisime. Estağfurullah. Eğer Haydar Bey o gün orada olmasaydı ben ölmüş olabilirdim. Beni vurabilirlerdi. Gördüğünüz gibi yüzümde iki tane çizik var. Feyzullah beni dövdü o gün. Evet. Konuşmam bu kadar. Evet, Furkan arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Kendisini bu görevden dolayı takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Bir alkış alabilir miyiz kendisine? Alkış. Her zaman böyle örnek vatandaşlar çıkmıyor içimizde. Evet, çok doğru. Evet. Şimdi, takdir edilmesi gereken bir davranış şefim. Evet. Biz hiç böyle vatandaşlarla karşılaşmadık son zamanlarda. Çok teşekkürler. Evet, şimdi bir memur arkadaşımız daha vardı ama kendisi bahsettiğim gibi yaralandığı için burada olamıyor ne yazık ki. Evet. Ama ona da sevgilerimiz, saygılarımızı buradan tekrar takdir ediyorum. Buradan kendisine selam olsun. O arkadaşımızı da analım. Evet. Madalyasını da artık iyileştikten sonra kendisine takdim ederiz diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı görevler. Çok teşekkür ederiz şefim. Bir şefime alkış. Şefime alkış. Helal olsun. Böyle şef bir daha bulunmaz. Şefe alkış. Böyle şef bir daha bulunmaz. Helal olsun. Buyurun şefim. Geçireyim ben sizi. Bu adamlara yazmayı devam ediyor manyak. Yaz kızım var oğlum, ya. Oğlum araba hazırma. Yaz kızım var ya. O adam o işte. Allah, oğlum sen niye hazırlıyorsun arabayı? Haydar. Efendim şefim. Bu müdürüne söyle. Buraya müdür olanın bir niyeyse götü başı oynuyor. Çok haklısınız şefim. Adam bugüne kadar 7-24 karakolda dururken şu an karakolda durmuyor. Ben bu müdürleri anlayamıyorum. Buraya müdür olan hep şey oluyor. Evet. Şefim, buraya müdür olmaya nasip etmesin o zaman. Ne diyeyim? Şef Bey. İnşallah senin gibi memurlarımız müdür olabilir burada Haydar. İnşallah şefim. Yani. İnşallah. Şef Bey acaba müdürlük alımları açık mı?
satılsam mesela müdür olabilir miyim ben? Yani bir araştır şansını denerim. Dene derim ben. Durun ben de şimdi şey yapmayın. Olabilir miyim olamaz mıyım ya? Müdürlük yani, mü polislik mi Furkan? Mümkün değil. Müdürlük mü? Müdür olmak istiyorum. Müdür değişti, müdür ben oldum. Müdürlük mümkün değil Furkan Bey. Üzgünüm. Müdür değişti. Trafik şubede çalışsam. Trafik şubede... Şey koysam, o plastik sarı şeyler olur ya. Tamam, polislik sınavlarına başvurun, kazanırsanız girersin. Şefim, yani ben ilkokul mezunuyum, evet. Sıkıntı olur mu? Neyse, Haydar. Evet şef, kusura bakmayın. Teşekkür ederim bu güzel gün için. Ne demek şefim, inşallah daha iyileri için uğraşacağız burada. İnşallah. Oğlum, hadi bin arabaya yükleyelim ben bunu. İyi günler şefim. Şefik. Şef şefik. Ne oldu? Kekeliyordun şimdi arkasından adamı şef şefik diyor. Ha? Şefe bak böyle şef mi olur oğlum? Kovun bunu Haydar, kov bunu, kov. Gelmesin bir daha. Bizim üstümüz nasıl kovayım? Hadi gel gidiyoruz. Ha. Yaz bir tane dilekçe göndersinler şunu ya. Üstlerine yaz bir tane dilekçe. Bunanmış bu ya, ben şef olurum. Oğlum bu en üst, bu en üst. Cumhurbaşkanlığına bağlı bu adam. Ooo. Ya. America President'ından bağlı ya. America President. Ha, America President. Aynen. Senin President'ın bağlı ya. Senin memleket Jamaika'ydı değil mi? Aynen, bomba klat. Dedem arabasına bak, ciksi ya. Senin deden Jamaikalı ama değil mi? Ondan eminiz. Dedem, evet dedem benim Jamaikanın sayılı zenginlerinden. Bu arabayı kimse de göremezsin Jamaika'da. Tek dedem de vardı. Ben senin bir sürü fotoğrafını çektim. Twitter'a atacağım şimdi. At şey yaz. Yaz gururlu adam ya, yaz şu delikanlılığa bak, şu şeye bak. İbo'ya atayım bir fotoğraflara. İbo'ya şey yaptım sonra, şey yap, çektim değil mi onu? İbo'ya çok teşekkür ederim dedim. Evet yani. Çektim, attım. Bakalım ne diyecek. Sonra ağlamasın bana, bir şey demedim. Ne yapıyor la orada öyle? Madalya aldı. Dur arayayım şunu da geliyor diyeyim. Takip et beni. Yamuk cumuk sürme. Hayır Twitter'a bak, Twitter'a. Furkan gel takip alo. Et. Alo. Alo neredesin? Dükkandayım ya, şeye geçeceğim. Limandayım ya şeyin. Ne limanı lan? Başındayım tırın. He konum at çabuk bana. Nakliyatın. Tamam. Konum at. Atıyorum. Geliyorum hadi. Atıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Furkan takip et beni, bir kıyafetçiden benim kıyafetler var, onu almam lazım. Tamam. Gel. İbona diyor. Sevkiyata gideceğiz. Tırı korumamız lazım. Furkan nasıl? Vallahi çok güzel olmuş. Geleği çıkartayım da millet şey yapmasın. Bin 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 gidelim. Tamam. Arabayı değiştirsek mi? Range Rover'ı mı alıp gelsek hemen evden? Bunları bırakın. Olabilir ya. Gel hadi hemen gel gel. Geçelim eve. Hani dedemin arabası ya, başına bir şey getir. Aynen. Ben de bu arabayla çok gezmeyeyim. Gel. Buna ben şey aldıracağım. Takar izni aldıracağım Furkan. Vallahi resmi plaka taktıracağım bir de buna. Oğlum buna gezer. Devlet dairesi gibi gezer. Aynen. Hadi gel eve geçelim direkt. Tamam hazır mısın? Bunlar niye kapının önünde? Güvenlikten dolayı mı ki ya? Neyse ya, gittiler Allah'tan, tamam. Konum attı, konumu işaretliyorum, hemen oraya gidelim. Tamam. Dur. Oğlum bu araba çok güzel Furkan ya. Evet evet. Aha attı konum. Haydar dur bakayım, seni şöyle çekeyim ben mi? Bakayım. Vay çok iyi çıktı. At bakayım bana. Ya lan o kayıtlar bu şekilde araba kullanmayı. Evet ya. Değişik değişik herifler. Bir şey diyeceğim. Bu sevkiyatta nedir onun adı? Bir sıkıntı çıkmaz değil mi? Parasal vesaire. Paramız var. Ya İbo her şeyin ayarlamıştır. Paramız var. Çıkmaz gibi. İlk defa benzin yükleyeceğiz değil mi biz bu benzinle şimdi? Aynen. Hadi bakalım hayırlısı. Sıkıntısız da halledersek iyi olur. Ya düzgün bir adamdan alıyoruz değil mi şimdi? Alacağımız adam illegal millegal bir şey çıkmasın. Petrol ya kaçakçısı o, falan. Alacağımızdan öyle bile değil. Zaten bu eskiden de bunu buranın sahibi o veriyormuş bu benzini ya. Haa. Uzun zamandır. Anladım. İyi o zaman sıkıntı olmaz herhalde. Gidiyorum ya. Şuradan basıyorum ben. Otobana çıkacağım. Furkan. Geldik. Efendim? İbo'yu bir arıyorum. Araba bize tarif etsin yerine. Sanayi bölgesine geldik. Alo. Ya. Alo. İbo sanayi bölgesine geldik biz. Dönüyorum şimdi. Telefonu kapattı. Alo. Alo. Telefon kapandı ya. He fark ettim. Geldik biz. Neredesiniz şimdi? Bu yer tam neresi? Bak ben seni görüyorum. Dümdüz karşıya gel. Dümdüz. Dümdüz mü? Tamam bekle. Dümdüz gel gel gel. Kapat. Yavaş gel. Çarpma bana. Aha. Uf tura bak. Ne güzel. Oğlum bu tır bizim değildir herhalde de. Dur bakayım. Nerede bu İbo? Aha. Burada ya işte ileride. Haydar bu turu ben kullanmak isterim. Hoş geldin. Ne yaptınız lan? Vallahi dediniz ayarladık mi? İşte işimizin başındayız. İyi yapmışsın, helal olsun, eline sağlık. İbo, Türk'ümün lan? Türk'ümün. Türk'ümün harbi İbo. Güzel lan. Türk'ümün değil ya. Of ya. Tır, bu iş yaptığımız adamların da alırız biz de bir gün ya. Oğlum umarım. Hiç sormuyorsun Haydar bu ne diye. Alıştık galiba senin bu tiplerine, niye sorayım ki? Ya doğru diyorsun ya. Dur ya şu tır göt atıyor gibi geldi bana, bekle dur, be. İbrahim dur bir, hayır dur bekleyin abi, yan yana durun be. Hatta İbrahim bin tıra. İbrahim bak. Dur be, öyle, öyle dur Haydar. Tırgıma bak. Bak tırda bir de bu adam da Türk ha, Atatürk şeyi var bak, görüyorsunuz evet. Mu? Maşallah falan yazdırmış. Dur ya ben senin yanına geçeyim biraz. Böyle şöyle. Sen uzun çıkıyorsun ama yalnız orada. Dur dur tamam hadi hadi hadi.
Hadi gel. Ya bunu zıktınız kardeşim ya. Harbiden ya. Dur bir saniye. Hadi artık. Selfie yapayım bir tane de. Selfie yap. Selfie yap bir tane de. Selfie yap bir tane de. Twitter'a atıyordum. Aa göt sallıyor bak. Tabi arkadaşlar ayarlamış bizim için dibine çökmesin şey diye. Arada bir böyle götü sallıyor, karışıyor içindeki. Oha durdu lan. Tabii. Gerçekten mi? İşte, telefonu bırak artık ya. İş yapıyoruz burada. Harbi hadi hadi. Ben geçiyorum. Ödemeyi yaptın mı? Yükledin mi? Yükledik ya, içinde hazır. Bir bin bakayım o çalkalama hep çalışıyor mu? Yok yok çalışmıyor. Onu ben ayarlıyorum ben. He tamam. Adam dedi arada bir çalıştır dedi. O dönsün dedi. İçindeki şey karışsın dedi. Homojen kalsın dedi. İyi o zaman. Önden eskortluk yapıyoruz biz sana hadi. Ulan ben de mi turabilirim sen köyde tutturacak diyor. Binme beni yalnız bırakma. Gel. Ne oldu? Oğlum bundaki şeyi bulamadım ben ya. CarPlay mi? CarPlay'i bulamadım. Lan git bul da gel hemen. CarPlay'i bulamadım ya. Hayret bir şey. Oğlum nasıl bulamıyorsun la? Oğlum lan ne yapıyor bu? La geri zekalı. Oğlum in. İn tamam ben bulurum. İn aşağı in. Bağlandı in. Kardeşim tır hareket ettirmem gerekti biraz. Ya bir yürü git boş yapma öyle şey mi olur ya. Denize uçuyordu tır ya. Ya tır kendini uyku moduna sokmuş kardeşim. Sen nereden bilirsin böyle tırın şey? Uyku modu mu olur oğlum? Var kardeşim merdes bunlar merdes. Ya İbo boş ver gel sen ya. Bir de biliyormuş gibi merdes bunlar diyor. Merdes mi diyor? Merdes abi bunlar merdes. Tabi sen bilmezsin merdes. Haydar sen bilmezsin merdesleri. Merdes ne oluyor Furkan? Merdes işte merdes. Merdes'tir. Merdes'tir. Anladım. Neyse buradan yoldan devam edelim de. Bu da geride kalmasın çok. Sağdan gidiyorum ben bak. Bak ben de sağdan gidiyorum. Senin için yavaş yavaş gidiyorum. Köprüden geçeceğiz ha. Nerede o köprü? Aha şu. Nerede lan? Yeşil köprü var ya burada bir tane. Gel burada herhalde. Aha. Gel burada köprü. İşimizin başındayız. Çalışan erkekleri söyle. Lan senden yansın bir kahve içelim. Oğlum ne alaka bu? Ha? Dedemin erbabı rahmetlik dedem seni çok severdik. Ne dedemin alaka? Oğlum ne oluyor lan? Ne önlük? Şey ne diyor lan? Lan bunlar Haydar, kim? Haydar önünü kesler dön. Haydar bunlar kim? Haydar. Bunlar kim? Şuraya çık şuraya çık. Dur. İn çabuk in. Ulan siz misiniz benim önümü kesen adiler? Haydar herifler tırak atıyor. İbo buraya gel. İbo buraya gel. Kaçma şerefsiz. İbo öldür onu. İbo öldür onu. Polis. Haydar, kaç. Polis. Polis bin. Koşamıyorum. Lan tanıyorum. Başka birini sıkıyor. Kaç. Haydar bas. Oğlum basıyorum bizim tır nereye gitti? İbo tır gitti. Oğlum boşver tırı düşün. İbo ne yapacağız oğlum? Bas. Görüldüysek ne yapacağız ben yanarım. Biz bir şey yapmadık adam, görüldüysek bile. Kovusu görmedi herhalde ya. Biz oğlum silah sıktık. Sen? Anasını satayım şehrin ortasında keleşlerle sıktık birbirimizi adamla ya. Oğlum karşılık verdik. Mekanik onu miydi bunu o? Boşver düşünecek zaman değil bas. Mekanikti adi şerefsiz. Eminsin oydu değil mi? Eminim arabasından da tanıdım oydu. Bir şey olmaz zaten tır bizim değildi abi. Benzin sıkıntıyı geri alırız da şu an kaçmaya bakalım. Oğlum tır da emanetti yani. Petrolün içinde boğacağım onu. İbo bu iyice iş çığırından çıktı adam ekmek teknemizde de dadandı. Onu yiyeceğim ben zaten. O petrolün içinde boğacağım onu öldüreceğim. Bekle. Lan ne oluyor? Haydar ben bu polisin tekerine sıkacağım ha. Bekle daha değil dur. Allah. Sorun yok. Polis kaldı. Güzel. Dur. Çok güzel. Tahmin eder ama burada olduğumuzu. Edemez dur. Nereden tahmin edecek bu yok mu? Kaç. Kurtulduk. Çok güzel. Acil kasabaya gitmemiz lazım. Ne yapacağız? İbo metro yollarından haberdar mısın? Metro yollarından haberdarım biraz. Ne tarafa gideyim? Bu sağ taraftan git. Düz mü gideyim ya da? Biz gidince sanki burası şehrin diğer lağımında çıkıyorduk. Evet. Burası çıkıyor. Arabayı soktuğumuz yerlere bak ya. İğrenç ya. Temizletiriz sen. Bas git. 5 dakikada ne oldu diyorum. Twitter'da attı fotoğraflara gülüyorduk bir anda. Arkamızı bir döndük. Uf benim de kafam almıyor şu an. Buldum ben Haydar ya. Ne yaşadık biz dedenin ya? Dedenin arabasına bakıyorduk gülüyorduk.
Anında bir şey yaşadı, bitti. Ne oldu valla? Ulan şok geçirdik resmen ya. Ya psikoloğa gidecektik bugün bir de ya. Sıkıntı olacak. Aa, ne olacak o psikolog mevzusu şu an? Gidemeyeceğiz ya, nasıl olacak? Gidemeyeceğiz, çünkü kasabaya gitmemiz lazım şu an acilen. Bir iki gün ortadan kaybolmamız lazım. Aha. Oh, oh güneş. Haydar. Nereye çıktı? Haydar, vallahi. Sudan git şuradan, biraz temizlensin araba. Ana yolun oraya gittik. Ana yolun oraya çıktık Haydar. Hemen solumuz ana yol var. Pek temizlendi. Aa, temizlendi lan harbi. Temizlenir oğlum, ben sana dedim ya. Ananı satayım. Arka taraftan çıkamaz mıyız arka taraftan? Günün ortasına düşüyoruz buradan. Buradan çıkarız ya, bak şurada şey var, boşluk var. Dur. Çık buradan, arka yoldan kaçan buradan. Bu yoldan bas bas. Allah. Beyler çevirme yoktur inşallah, dua edin. İnşallah yok. Dur dur, kasinonun içinden geçelim o zaman. Bekle 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 bekle. Aynen şu arkaya gir, arkaya arkaya. Arkadan mı çıkalım? Çok aynen, mantıklı. Aynen arkadan çıkalım. Çok mantıklı, çok mantıklı. Aşırı mantıklı. Bak ya, ben... Kardeşim ne dedim sana da ben? Burada çok güzel yer var, bekle. Vallahi ne zaman bir işimiz olsa, bir şeyimiz olsa Haydar, başımız boktan kurtulmuyor ya. Ben çözemedim çok zaten. Olur. Nereden haberi oluyorsa milletin. Buranın kamerası... Bir şey olmaz, ya, plakamız yok, bir şeyimiz yok ya. Severim şeyini ya, kamerasını götümde plakamı çakalım. He ya. Çevirme yokmuş zaten. Neyse, belki İbo. Belki vardır arka tarafta. Yok yok, arkada yoktu işte. İbo. Burayı, oğlum bu adamların mekanik olduğuna emin miyiz? Benim aklıma bir fikir geldi. Eminsek. Ne? Fikir ne? Şu adamı arayalım, bir neredeymiş öğrenelim ya. Ne diyorsunuz? Ya Haydar keşke Haydar, keşke kılık değiştirmeseydin ya. Size bir şey diyeyim, bu elemanın sırf bizim işimizi bozmak için yaptığı bir şey bence bu. Bu eleman ne işine yarayacak Petro? İşine yaramayacak zaten, ama o adam mı o adam mı emin değiliz şu an. Ya başka kim olacak ki ya? Başka kim bizim işimizi olmaya çalışacak? Ben yani aynen ben %99 eminim. Numarası var bende, arayalım mı? Vallahi bilmiyorum, arayacaksan arayalım. İbo sana yani, vereyim sen ara. Ver abi. İbo aramasın. Furkan arasın, Furkan arasın. Bir iş görüşmesi var bu marketle alakalı. Alakalı toptancı görüşebilir miyiz diye. Tamam. Furkan sesini değiştir. Numarayı sorayım. Ben sana gönderdim WhatsApp'ta. Geldi mi, bak bakayım. Geldi Haydar. Tamam, ara bakayım, hoparlöre ver sesi de. Bekle şimdi, arama. İnelim öyle araya da. İbo bence eve girmeyelim şu an, hiç eve giresim gelmedi. Şuraya çek Haydar, güzel bir yere çek. O zaman şu kulübenin oraya çek, kulübenin içine çek arabayı. Sahilde bildiğim bir yer var, oraya çekeyim. Burası nasıl? İyi, burası iyi. İnşallah içeride berduşlar yoktur ama. Berduş burada olsa bizi görünce korkar kaçar, merak etme. Oğlum o polis Haydar. Stajyerdi galiba, ben hiç görmedim o polisi. Bu arabanın plakasını bilmiyorum ben hiç. Olabilir. Oturun bir şuraya bir ya, bir konuşalım, bu mevzu çok ani gelişti, ben anlamadım hiçbir şey. Buraya Allah'ım. Şu karton üstüne oturayım. Ya sen de nerelerde yaşadın, buradan mı gocunuyorsun ya, otur. Artık gocunuyor, parayı buldum, gocunmaya başladım. Allah'ım yarabbim, görüyor musun İbo dediğini? Sen biraz doğru söylüyor, takım elbisem kirlenecek. Ya, İbo orada yerde bir şey var, İbrahim oraya işem işler galiba. Hayır, temiz burası baktım da. İbo, bak, biz telefona bakıyorduk, ne oldu arkada ilk? Nereden geldi bunlar, ışınlandı mı oğlum havada? Oğlum o sağ tarafa dönüş vardı ya, herifler oradan önüme çıktı benim, toprak yerden. Sonra? Sonrası o işte, herifler bir anda indi arabadan. Oğlum, nasıl olduğunu anlamadım. Tır bir anda gitmeye başladı. Adamlar kaç kişiydi? Tırı aldılar oğlum, senin elinden. Sana bir şey diyeyim mi? Sadece iki kişilerdi. Herifler bizi nereden biliyorlarsa bunu yapacağımızı. Zırolda bekliyorlarmış orada. Vay herifler şerefsizler yani, ya. Siz geçer geçmez aramızda mesafe vardı ya sizde. Evet. Siz geçer geçmez önüme kırdı herifler. Direkt jet gibiydiler. Yeminle bak. Direkt indiler oğlum, arabadan. Oğlum of, kafanıza tüküreyim. Çekemedim. Silah olsak... falan çekemedim. Herifler silah çekti direkt bana. Telefona bakmıyor olsak Furkan, fark ederdik biz o arabayı ikimiz de. Ya Haydar bir kere denk geldi işte, biz bilemedik böyle bir şeyi. Adamlar bunu zaten şey planını hazırlamış. Yapacak bir şey yok buna. Ya bir şey diyeyim mi Haydar? Bu yani normal bir soygun değil. Normal bir soygunda silah ateşlenmez. Yani silah ateşlenmemeye çalışın. Ceza sarpmasın. Trene sık... Bu adamlar... O tıra sıkmayayım diye uğraştım bilerek. Atlarsa hepimiz de, patlardık orada. O yüzden orada kaldım mal gibi. Tekerleğine sıktım tırın bu arada İbo ben. Güzel. Ben de sıktım tekerleğine de arkadaş plak şeylere denk geldi. Nasıl bulacağız biz o tırı? Bu adamlar yani soygun moygun değil abi. Ara. Tırda GPS var. Tırda GPS var. Ara o herifi. Arayayım mı? Ara o herifi. Ben şu elemanları arayıp geliyorum. Tır hakkında bilgi alayım. Konumunu takip etsinler. Bir git bakayım öğren. Var mı konumu onu? Belki yoktur bile. Ben numarayı arayayım mı? Ara. Arıyorum. Ara. Arıyor.
Açacak inşallah bugün. Alo. Alo. Kimle görüşüyorum? Haydar, sessiz aldım arabayı. Ne diyeceğim ben buna? Oğlum beyefendi toptancı arıyorum de. Ya. Toptancı arıyorum de. Bana toptancı bulur musunuz de. Sizin numaranızı buldum internetten de öyle. Kim de. Biliyor mu? Alo beyefendi, alo. Alo, evet. Ha, beyefendi ben buralarda bir işletme açmıştım ya daha yani. Toptancı arıyordum kendime. Ne toptancısı? Market şeyler için toptancı yani. Daha yeni açtık. Nereye açtık? Benim bildiğim. Daha yeni açtık. Kasabaya. Daha yeni açtık. Kasabaya. Bu şey var ya burada. Şimdi kasabayla ben ilgilenmiyorum ama ne kadar para vereceğine bağlı. Kulunuz nerede? 10 milyon vereceğim de. Beyefendi parası ne kadar gerekirse veririz. Şu an 10 milyon kadarlık bütçem var. Siz bana bir konum atın, ben geleyim istiyorsanız. Konuma gerek yok. Şu an mekaniğimdeyim. İş üzerindeyken aradım beni. Sinirlendirdi. PD'nin arkasındaki mekaniğimde şu an çalışıyorum. Gelip görmek istersen buradayım. Tamamdır kardeşim. Sen oradan bir yere ayrılma. Ben gelene kadar sakın gitme. Ben geliyorum. Tamam, ben seni kaydediyorum. Kaydet abi. Lan bu gördün mü nasıl? Elemanın konuşma tarzını görüyor musun şerefsizin? Ya bir de şöyle iş başındaydım. Hem ben aradım. Beni sinirlendirdin diyor bir de. Allah Allah. Müşteri ağzına seni zurnaya çıkarıp vururum. Evet, aklıma ne geldi biliyor musun? Gece mi çıkacak iş yerinden? Geceye kadar. Gönlün önünde bekleyelim. Biz de bunu pusuya düşürelim bu sefer. Nasıl fikir? Allah çok iyi fikir. Hayır, ben bunu arayayım sürekli. Sakın gitme. Ben geliyorum. Sakın gitme diyeyim. Hayır öyle demeyelim. Adam gitsin Allah aşkına. Çıksın, mekanikle basamayız. Kritik köşe bir yerde yapmamız lazım yine. İbo nerede ya? Nereden bileyim, nereye gitti bu adam ya? Bir tane tırla konuşacak. Tırına başlayacağım onun. Biz burada plan yaptık 2 dakikada ya. Oğlum neredesin sen? Haydar, araba adamları aradım. GPS'inden takip et. En son bu neydi, bu bizim yavşağın adı? Onun bir tane deposu varmış o taraflarda. Post site mı dedi adam. Neyse, onu zaten bana mesaj atacaktı. O taraflarda deposu varmış bu şerefsizin. Oraya götürmüş tırı. En son orada bağlantısı kesilmiş tırın. GPS şeyi kesilmiş. O tır o zaman yani gitmiştir. Biz o tırı orada bulamayız. Bu elemanın depoları da varmış bak. Biz ilk önce ne yapacağız biliyor musun? Furkan'ı arattırdım. Toptancı arıyormuş gibi, tamam mı? Kasabada eleman market mı? Açtık o... dedi. Ha. Kasabada ha. Market açtık dedi. Dükkandayım dedi ben dedi adam. Dükkana gel konuşalım dedi mekanikte. Biz bunu mekanikte ısıtırıp alamayız bu. Evet. Biz de onu pusuya düşüreceğiz. Bekleyeceğiz akşama kadar. Akşam mı çıktı dükkanına? Evine giderken evinin önünde alacağız adamı. Bindireceğiz, arabaya götüreceğiz. Evin önünde almak en mal bence. Tabağa kadar sorgu sonra. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bu eleman illa deposu. Deposuna gitmez. Deposunun önce, kesin depoyu... garanti değil. Dur, o elemanlar da orada yoktur. GPS'in balansı koptuğuna göre. Aynen öyle. Yani öyle düşün. Şey bulamayacağız. Bu kadar salak ya değillerdir adamlar, bence. Evet, bu adamlar salak değillerdir. Anladın mı demek istediğimi? Belki aynen. GPS'in şeyden bağlantısı koptu. Sinyali çekmiyor belki oğlum. İmkansız. Oğlum, o GPS'ler çok kuvvetli. O GPS'ler çok kuvvetli. Derinin altına bile koyulduğu zaman çok çekme şeyleri var onların. Farklı alıcılarla uyduya bağlantı sağlanıyor. Normal değil onların bağlantı. Telefon ya da telsiz gibi değil onların. Bakalım. En kötü evinin önünden alacağım. Oraya gittiğimizde farklı bir şeyle karşılaşıp mal gibi de kalabiliriz. Bu öyle düşün. Bu daha garanti. En azından adamdan her şeye ulaşmış oluruz. Lafları söke söke alacağız o zaman adamın ağzını. Haydar, o zaman ne yapalım biliyor musun? Bu adam bu işlerinden çıktı gibi akşama gidelim. Bu herife müsait bir yerde, bizim müsait olduğumuz bir yerde kupara alalım, buraya getirelim, burada gözünü bantlayan açam en son burada tuvaleti sokam abi bu herife, başka hiçbir yeri göremesin, orada bunu biz dövelim böyle güzel dövelim, pataklayalım onu burada. Ama böyle güzel döverim yani böyle şey. Evet, azıcık böyle kilo versin. De. Anladın mı? Bence terlesin de. Böyle kilo versin. Ondan sonra da şey yaparız bunu. Maske falan takarsın. Bu sana anlat dedim ya rüyamda. Yolda veririz. Dövüşüyorduk diye. Onun gibi dövelim bu elemanı. Tamam mı? Ben bakayım. Bu elemanın tırnaklarını çıkaracağım ben, tırnaklarını. Siri, rüyada dövüşmek ne anlama geliyor? Bunları buldum. Ne buldu lan? Haydar ne diyor biliyor musun? Ha. Yakın vakitte istediğim bir şey olacak diyor. Biri beni arıyor. Vallahi biri beni arıyor. Allah'ım nasıl bir iş bu? Ne diyorsun oğlum? Alo. Alo. Beyefendi. Buyurun. Ne zaman geleceksiniz, benim işim biraz şeyde. Birazdan geleceğim. Beyefendi birazdan geliyorum. Sabırlı olun yahu. Sabadan geliyorum yahu de. Kasabadan geliyorum. Tamam, benim orada elemanlarım var. Onlara söylersiniz, benim gitmem gerekiyor. Beyefendi ben elemanlarla konuşmak istemiyorum. Ben elden ele konuşmak istiyorum. Tamam, böyle şey sevmiyorum. Elemanlarım bana beraber ben gelirim. Bekle de. Tamamdır. Bekle ama sen, ben geleceğim 15 dakikaya. Uzama orada. Tamamdır beyefendi. Tamamdır, hadi kapat. Beni sinirlendirme. Bu acı soygun kıyafetlerini giymemiz lazım eve gidip. Çabuk. Haydar gördün mü? Nasıl yaptın beni sinirlendirme dedim herife? Çok iyi dedin. Bu sefer raconu sen koydun. Çok iyi yaptın. İbo, o zaman kaldırıyor muyuz adamı? Hadi kaldıralım. Hadi kaldırıyoruz. Haydar vallahi yakın zaman istediğim şey olacak dediği gibi anında bu eleman aradı beni yahu. Allah Allah. Anında çıktı yani, anında. Sana bir şey diyeceğim o zaman. Biraz hava kararsın. Oyalayalım. Tamamdır. Gündüz tamamdır. Vakti bizim işimiz değil bu. Tamam mı? Oraya gidince hava kararır ya.
Gel. Bu yemek yap da yiyek la. Söyleyem ya, hiçbir şey yapacak oğlum, herhalde. Buraya hiçbir adres belletmeyin, söylemeyin. Leş gibi burası da Furkan. Şurada taco cuba, ben bir şeyle alayım gelem ya da olmadı. Buraya oturam ya. Hiçbir şey yok zaten evde. Ben bir markete gidip geliyorum. Tamam. Yeni silahları ayarladın mı peki? Eski silahları yakalattırdık bilerek. Eski silahları zaten bilerek. Benim de telefonum çalıyor. Alo. Buyurun. Aydınız. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ya, çok şükür. Tanrıma bin şükürler olsun. İşler çok yolunda gidiyor. Çok iyi, çok iyi. Sizinle bir görüşme yapmamız gerekiyordu. Acaba ne zaman müsaitsiniz? Biz gelelim veya siz gelin. Tabii bugün mesaim var şu anda. Mesainden sonra da bir görüşmem var. Yaklaşık... Bugün müsait değilim gibi şu an. Ha, o zaman yarın da sarkıyor. Aynen, mesaim hem gece bitecek. Gece de bir işlerim var. Birine sözüm ya, var. Yemeğe gideceğim. Anladım. Zaten şu toptancı işleri, market işleriyle alakalı bir şey oldu. Yurt dışından bir şeyler geldi. Sizinle onu görüşmem gerekiyor. Yeni malzemeler geldi. Şimdi o işlerle ben ilgilenmiyorum Yosef Bey. Ben market kısmının işleriyle ilgilen, market kısmının işleriyle İbo Bey ilgileniyor. Ha, İbo'yu mu arayayım ben? Aynen, market işleri İbo'da. Ben sadece mali kısmındayım. Anladım. Siz de olursanız yine toplantıda iyi olur. Olur, yarın görüşürüz. Tamamdır. Var mı bir isteğiniz? Canınızın sağlığı. Süper. Eyvallah. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Sen duydun mu? Duydum. İbo beni arıyor bu. Marketle alakalı sizle görüşebilir miyiz diyor. Dur şunları koyup geliyorum. Çabuk koy. İçeride bir kere temizlik falan çorunu temizletelim. Bence burayı satan farklı bir yere geçelim. Satarız ya, buraya iyi şimdi dursun. Neydi bu şimdi adam aradı? İbo. Sizinle acilen görüşebilir miyiz? Market toptancılıklarla alakalı yeni şeyler geldi falan filan, göstereyim falan filan diyor. Toplantı yapalım diyor. Allah. Ne alaka? Bizim malımızı aldı tabii, gösterecek aldığı malı. Az şerefsiz değil bu ya. Lan ne diyecek biliyor musun Haydar? Ha. Sizin tankeri çalmışlar bugün diyecek. Bize nasıl ya diyeceğiz. Tabii ya, ben gittim yakaladım sizin için falan diyecek. Lavuk kendisi çaldı ya. Hayır, yürüsün gitsin şuradan. Öyle bir şey yaparsa iyice bok damulturum onu. Öyle neyse şey biz akşam kaldırıyoruz onu. Ya öyle ya böyle, ama kimliğimizi belli etmeyeceğiz beyler. Maskeleri giyeriz. Maskeler ve ses değiştirme. Bana bak Haydar. Ben de sakal takarım. Maskemi takıyorum. Arkam dönüyor, maskemi takıyorum. Tak. Çalam da bak. Neyse hadi içeri gelin, hazırlanalım. Hem bir yemek bir şeyler yiyelim hadi.